Ya bu aslında bir kader seçimi. Yani biz sık sık bu lafı kullanıyoruz. Kader seçimi şu anlamda bir karar verecek aslında Türkiye toplumu. Şuna karar verecek. Bu tek adam yönetimi ve tekçi rejim bu şekilde devam etsin mi? Ve yani işte çeşit tanımlamalar var. Otoriter rejim, otokrasi vesaire gibi. Bu şekilde devam etsin ve daha derinleşsin mi tek adam yönetimi? Yoksa tek adam yönetimine bir son verilsin ve bunun yerine Türkiye'de demokratikleşmenin önü açılsın mı? Bunun kararının verileceği bir seçim bu aslında. Yani hemen demokratikleşme olacak, bitecek seçimden sonra diye bir şey söylemek mümkün değil elbette. Ama demokratikleşmenin önü açılacak diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu hem toplum açısından hem ülkenin tamamı açısından baktığımızda bir kader seçimi diye düşünüyoruz. Yani bir herhangi bir seçim değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giriliyor. Cumhuriyet'in birinci yüzyılı esas itibariyle tekçiliğin hakim olduğu ve tekçi bir ideoloji üzerine, tekçi bir anlayış üzerine bir rejimin inşa edildiği bir yüzyıl oldu. İşte 3-5 ay kaldı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına gireceğiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının demokrasiyle taçlandırılıp taçlandırılmayacağı, Cumhuriyet demokratik bir cumhuriyet olacak mı, olmayacak mı? Bunun karar verileceği bir seçim. Kader seçimi derken bu tür şeyleri de birlikte değerlendirmek gerekiyor. O nedenle çok önemli. Bir de elbette ki Kürt halkı açısından baktığımızda, Türkiye demokrasi güçleri açısından baktığımızda yani çok önemli bir seçim. Hem rejim tartışması açısından, rejimin değişimi açısından, hem biraz evvel söylediğim gibi tekçi bir cumhuriyetin değişmesi açısından ama hem de bir hesap sorulacak olan bir seçim. Yani sandıkta hesap sorulacak. Neyin hesabı sorulacak? Baktığımızda 2019 sonrasında, yerel seçim sonrasında seçilmiş olan bütün belediyelerimize neredeyse 5'i haricinde kayyum atandı biliyorsunuz. Yani Kürt halkının iradesi gasp edildi. Seçim hukuku, sandık hukuku yok sayıldı. Şimdi bu açılardan baktığımız zaman bunun hesabının sorulacağı seçim aslında 2019'dan. 2019 öncesinde de elbette ki kayyum atamaları vardı ama 2019 son seçimden bu yana yapılmış olanların hesabının sandıkta sorulacağı bir seçim. Şimdi Kürt halkı elbette ki özellikle Kürdistan coğrafyası açısından baktığımızda o kayyum atanmış olan yerlerde bunun hesabını sandıkta sormayacak mı? Soracak elbette. En büyük Kürt düşmanlığının yapıldığı, en sinsice Kürt düşmanlığının yapıldığı ve hem içeride hem dışarıda bu politikaların sürdürüldüğü bir dönem yaşandı. Sinsice diyorum çünkü sözde bir taraftan Kürt halkının haklarını veriyormuş gibi görünen ama Kürt halkını her alanda statüsüz ve haksız bırakmaya çalışan, hem Rojava'da hem Irak Kürdistan'ında bunu yapmaya çalışan, dünyanın neresinde Kürt varsa, işte Japonya'da Kürtçe bir kurs açılmasına bile müdahale eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Dolayısıyla çok sinsice yaptıkları bir düşmanlık söz konusu. Peki bu düşmanlığın hesabı sorulmayacak mı 14 Mayıs'ta sandıkta? Sorulacak. Kürt halkı bunun hesabını sormayacak mı? Sorulacak elbette ki. Dolayısıyla bütün bunları toparladığımızda bu seçim aslında bir kader seçimi. Yani bu iktidarın bu şekilde devam edemeyeceğinin görülmesi gereken seçim bu. Biz o yüzden çok önemsiyoruz bu seçimi ve bu seçimin sonunda da gerçekten Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını, yeni bir dönemin başlayacağını düşünüyoruz. Her türlü sorun ortadan bir anda kalkacak diye bir beklentimiz yok elbette ama sonuç itibariyle bir nefes alınacak, bir ortak akıl geliştirilecek ve bazı konularda adım atılması sağlanacak, bir diyaloğun kurulması sağlanacak, bir müzakerenin olması, bütün sorunlar hakkında müzakerenin olması sağlanacak ve bir ortak akılla bir gelecek inşa edilecek. Bu açıdan biz bu seçimi bir çok önemli bir kader seçimi olarak görüyoruz gerçekten. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girdiğimiz bir dönemde mecliste güçlü bir yeşil sol grubunun oluşması, güçlü derken biz 100 vekil hedefledik ama elbette ki buna yaklaşmak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Güçlü bir grubun oluşmasının
sonuçları önemli. Yani neden biz güçlü grup istiyoruz? Her zamanki gibi çok vekilimiz olsun diye mi? Değil. Bunun için istemiyoruz. Şunun için istiyoruz. Birincisi, Türkiye'de bir demokratikleşme olacaksa, şu anda iktidar değişimi olduğu zaman bu demokratikleşmenin ve gerçekten evrensel anlamda hukuk ilkelerinin işlemesinin önüne engel olabilecek siyasi anlayışlar da var. Doğrusu bunu ağırlaştırmaya çalışacak, demokrasinin her anlamda ve yerel demokrasinin her anlamda gelişmesini engellemeye çalışacak siyasi anlayışlar da var. Bunun karşısında güçlü bir yeşil sol grubunun oluşması demek, demokratikleşmenin teminatının olması demektir. Bir tür sigorta rolü görmek anlamına gelir. Yani güçlü grubu onun için istiyoruz aynı zamanda. Ve yani bizim açıkladığımız bütün, hani hem seçim bildirgemizde hem seçim bildirgemizden önce açıkladığımız tutum belgemizde söylediğimiz konuları geçiş sürecinde çok önemsiyoruz. Ve bunların da hem yasal anlamda hem anayasal anlamda gereğinin yerine gelmesi için güçlü bir grubumuzun olması gerekiyor. Bu sağlanırsa eğer gerçekten demokratikleşme açısından adımlar atılabilir ve biz bir anahtar role sahip oluruz. Yani hem yasaların çıkarılması anlamında anahtar role sahip oluruz hem de anayasa açısından. Çünkü baktığımızda bütün şu andaki yoklamalar da, simülasyonlar da gösteriyor ki Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı kendi başına mecliste 301'i bulacak ve 360'ı bulacak anayasa değişikliği açısından bir güce erişemeyecekler. Yani burada Yeşil Sol Parti grubu bir anahtar rol oynayacak. Biz inşa gücü olduğumuzu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem açısından yeni yaşamın inşa edilmesi, hukukun sağlanması, toplumsal adaletin sağlanması, bir hukukun üstünlüğünün tekrardan işler hale gelmesi açısından bir inşa gücü olduğumuzu düşünüyoruz. Böyle bir iddiamız var aynı zamanda ve bu iddiayı da gerçekleştirebilmek için güçlü bir gruba ihtiyacımız var. Onun için mücadele ediyoruz. Bu açıdan önemli bir mesafe kat ettiğimizi doğrusu bu seçim çalışmasında düşünüyoruz. Bizim önce bir yol temizliğine ihtiyaç var. Çünkü bu iktidarın ortaya koyduğu bir çeşitli alanlarda atılmış olan adımlar, işte hukuk alanında olsun, yasalar anlamında olsun, son derece sıkıntılı adımlar var. Bu adımların değişmesi gerekiyor. Bunun için de bir yol temizliği lazım. Yol temizliği dediğimiz yasa değişikliklerini kastediyoruz. Bu konuda bizim hazırlıklarımız var. Gördük, Millet İttifakı'nın da hazırlıkları var. Hani ortak mutabakat metninde de okuduklarımızdan bunu gördük. Hem de anayasa değişikliği ile ilgili yazdıklarından bunu gördük, oluşturdukları belgelerden. Bizim söylediklerimizle onların söyledikleri arasında çeşitli konularda örtüşmeler, benzeşmeler var. Elbette ki bunları değerlendireceğiz. Farklılıklar da var elbette. Bu farklılıklar elbette ki tartışılacaktır parlamento içinde. Biz yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Yeni bir anayasaya. Demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü bir anayasaya. Bunu da sadece bir tarafın, yani bir ya muhalefetin ya da iktidarın tek başına yapması mümkün değil. Yeni bir toplumsal sözleşmeden söz ediyorsak o zaman iktidarıyla, muhalefetiyle herkesin birlikte bu konuda bir tartışmayı sürdürmesi gerekir. Kürt sorununun demokratik ve barışçı çözümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Biz de demokratik siyaset alanındaki bu konunun muhatabı olarak mecliste, parlamentoda, Ankara'da neler yapılabilirse bunları yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu konudaki önerilerimizi dile getirdik. Hangi adımlar atılmalıdır diye. Şöyle bir beklentimiz elbette ki yok. Yani işte Kürt sorununun demokratik barışçı çözümünü konuşmaya başlayacağız. Böyle hemen birkaç ayda her şey hallolacak gibi bir beklentimiz yok. Bu çok naif bir beklenti olurdu. Ama şu önemli. Bizim bu konuda bir iddiamız var, bir irademiz var demokratik siyaset alanında. Biz bu iddiamızı ve irademizi ortaya koyuyoruz dedik. Sayın Kılıçdaroğlu da hem yaptığımız görüşmede zaten çıkıp kendisi de bu açıklamayı yaptı daha sonra. Bir demokratik bir çözümün Ankara'da, mecliste konuşulması, dile getirilmesi ve çözüm yollarının bulunması gerektiğine dair sözlerini söyledi. Biz de bu konudaki yaklaşımımızı her zaman söyledik. Kimi kimlik ve kültür alanında
önemli atılması gereken adımlar var. Evrensel haklar var. Evrensel topluluk hakları, kolektif haklar var. Bu evrensel hakların konuşulması, tartışılması gerekiyor. Ana dilinde eğitim meselesi var. Güçlü bir yerel demokrasinin inşa edilmesi hem Kürt sorununun çözümü açısından hem bütün ülkede yerel demokrasinin güçlü olması açısından bir önem taşıyor. Dolayısıyla bütün bunların müzakere edilebileceği bir ortamı mecliste sağlamak mümkün, hep beraber bunu yapmamız mümkün. Biz gücümüze güveniyoruz. Biz eğer güçlü durursak, kararlı durursak, örgütlü durursak, ne istediğimizi bilirsek, bizim siyasi olarak muhatabımız olanlar, hem Kürt sorununun demokratik çözümünde hem tekçi anlayışın açılması ve demokratik cumhuriyet yönünde adımlar atılması konusunda muhatabımız olanların yalpalamaları karşısında kendi gücümüzle birçok konuda adım atılmasını sağlayabileceğimize inanıyoruz. O yüzden evet, muhataplarımızın samimiyetine inanmak istiyoruz. Bunu göz ardı etmiyoruz. Ortalıkta söylenmiş laflar var. Kapalı kapılar ardında hiçbir şey bu anlamda konuşup bağlanmadı. Tam tersine, ne konuştuysak heyetler olarak, bunların hepsini hem Sayın Kılıçdaroğlu hem bizim eş genel başkanlarımız açık yüreklilikle kamuoyunun önünde, basının önünde dile getirdiler. Kürt sorununun demokratik çözümü açısından da, Kürt halkının taleplerinin karşılanması açısından da. Bu konuda hiç gizli bir şey yoktur. Ama bunun karşısında mesela Kürt düşmanlığını zirveye taşımış olan bir Cumhur İttifakı var. Ve onun sözcüsü, bir numaralı temsilcisi olan Recep Tayyip Erdoğan var. Dolayısıyla Kürt sorunu yoktur, biz çözdük diyen bir Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan var. Ve Kürt halkına yönelik dünyanın her yerinde büyük bir düşmanlık sürdüren bir Cumhur İttifakı var. Öbür tarafta da Kürt sorununun demokratik barışçı çözümü için mecliste, Ankara'da adım atacağız, atmalıyız diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Dolayısıyla biz bu samimiyete inanmak istiyoruz. Ama samimiyete inanmaktan daha önemlisi bizim için, dediğim gibi, kendi gücümüze güvenmektir, inanmaktır. Kendi gücümüzü sağlam bir şekilde bu çalışmanın içinde konsolide etmektir. Süleyman Soylu'nun kendisi siyasi darbecidir. Siyasi darbe odağının başında bulunan kişidir Süleyman Soylu. Açık ve net söyleyeyim. Kayyım atamaları demek, bizim belediyelerimize, seçilmiş belediyelerimize sandık hukukunu, seçim hukukunu yok sayarak kayyım atamak demek, siyasi darbe yapmak demektir. Ve Süleyman Soylu bu siyasi darbe odağının başında bulunmuş olan kişidir. O yolsuzluk, hırsızlık, usulsüz harcama yapmış olan, kayyımları atamış olan kişidir esas itibariyle. Birincisi bu. 14 Mayıs'ta sandıklar kurulacak. Halk gidecek, iradesini gösterecek. Sandık kurulmasına, sandık sonucuna bir siyasi darbe diyen anlayış esas darbecidir. Ben Yeşil Sol'un sandıktan çok başarılı bir sonuç çıkaracağını düşünüyorum. Bir hedefimiz var. O hedefe ne kadar ulaşacağımızı göreceğiz elbette. Ama başarılı bir sonuç çıkaracağız. Çünkü birincisi, halk önemli bir ölçüde güven duyuyor. İkincisi, HDP'ye yönelik bu iktidarın saldırılarının çok büyük hukuksuzluk ve adaletsizlik olduğunu görüyor ve o nedenle desteğini sürdürüyor. Kendi geleceğine sahip çıkıyor aslında Kürt halkı. Kendi siyasi iradesine sahip çıkıyor Kürt halkı. Bu açıdan önem taşıyor. Biz iyi bir sonuç alacağımız kanaatindeyim. İnşallah hedeflediğimize tam olarak ulaşırız. İkincisi, sanıyorum toplumda çok ciddi bir tepki var bu iktidar karşısında. İlk turda bir sonuç elde etmenin mümkün olduğu kanaatindeyim. İkinci tura kalmadan Cumhurbaşkanı'nın değişeceği kanaatindeyim. Bir demokratik değişimin adımının atılacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda mecliste de ortaya çıkacak tablo, hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı açısından baktığımızda, hem de bizim açımızdan baktığımızda, bizim anahtar rol oynayacağımız, biz olmadan herhangi bir ittifakın yeterli çoğunluğa ulaşamayacağı bir ortamın gerçekleşeceği kanaatindeyim. Hep birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. O nedenle de hepimizin yolu açık olsun diyorum.